Sevgili izleyiciler, bu akşamki programa katılamadım elimde olmayan sebeplerle. Kusura bakmayın. O yüzden bu şekilde programa kaynak yapmış oldum. Hazırlamış olduğum birkaç istatistik vardı. Onları size paylaşmak istedim. Arkadaşlarımla sözünü kesmemek için ayrı bir program olarak bu şekilde araya kaynamış olacağım. Öncelikle dün akşam maçı kazandık. Çok güzeldi. Uzun süre sonra ilk kez clean sheet dediğimiz gol yemeden bir maç daha bitirdik. Bugüne kadar 15 maç oynadık. Sadece 4 tanesini gol yemeden tamamladık. Bunlardan bir tanesiydi. Maça geçmeden öncelikle Galatasaray'la Omar'a geçmiş olsun demek istiyorum. Yine maça geçmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Bu Park the Bus olayı, yani bu tamamen defans oynayarak kalelerini kapatacak şekilde oyun oynamaları son maçlarda özellikle çok fazla gündeme geliyor. Bizim Hatay maçımızda olmuştu böyle bir şey ve biz de burada eleştirmiştik. Bunu özellikle Fenerbahçe'ye karşı yapıyorlar. Fenerbahçe'nin yolunu kesmek için yapıyorlar gibi bir şey söylememiştik. Çünkü bu her takımın hakkı sonuç olarak. Belki yanlış bir mantalite ama isteyen herkes isterse 11 kişiyi ceza sahasının önüne çeker, istediği gibi oynar. Biz de şundan bahsetmiştik, demiştik ki Fenerbahçe bu şekilde kapanacak çok takımla oynayacak ve buna göre bir çözüm bulmak zorunda. Olayın teknik olarak nasıl çözülebileceğinden bahsetmiştik. Bu hafta Galatasaray Antalya maçından sonra Ersun Yanal'ın takımını tamamen geriye çekmesinden dolayı milyon tane yayın yapıldı. Şöyle bir şey var. Hatayspor maçından sonra kimse bunun yanlış olduğunu ya da Hatayspor'un 11 kişi, yanlış hatırlamıyorsam o maçta Hatayspor'un belki de hiç şutu yoktu kaleye, ya da bir tane vardı en fazla varsa. Ama yine de hiç kimse gelip Hatayspor niye geride bekledi, niye Fenerbahçe'den puan çalmaya çalıştı gibi bir cümle kurmadı televizyon karşısında. Bu da Fenerbahçe'ye karşı olan ne yazık ki çifte standartta çok açık bir şekilde gösteriyor. Ki bu hafta bunu VAR kararlarında da gördük. Beşiktaş maçında yapılanlar, Beşiktaş maçında olanlar, verilen iki penaltı. Ne o verilen penaltılara laf etmek istiyorum, ne de bize verilmeyen penaltıya laf etmek istiyorum. Benim burada Fenerbahçe penaltı verilir verilmez, Beşiktaş'a verilir verilmez. Bunlar önemli değil. Önemli olan penaltılar arasındaki standart. Eğer bu VAR odasında oturan arkadaşlar bir takıma gelince aynı pozisyonda farklı, diğer takıma gelince aynı pozisyonda farklı düdükler çalıyorsa, düdükler demeyeyim çünkü onlar düdük çalmıyorlar. Farklı talimatlar veriyorsa o zaman orada bir sıkıntı var demektir. Yani bu sıkıntı artık 1, 2, 3, 5 olmadığı için ve genele yayıldığı için bu artık bu sıkıntının kasıtlı olduğunu görmemek biraz saflık olur gibi geliyor bana. İnşallah düzelir diyeceğim ama dün başkanın da belirttiği üzere herhangi bir şekilde iletişim de kurmayan Türk Futbol Federasyonu'na bu nasıl düzelecek onu da bilemiyorum. Biz maça gelelim. Sonuçta maçı kazandık. Çok mutluyuz o açıdan. Uzun süre sonra ilk kez yine gol yemeden bir maç bitirdik. Bu clean sheet dediğimiz temiz sayfa. Dördüncü maç oldu. 15 maçtan 4 tanesi de gol yemeden bitirdik. Aslında daha da fazla olması lazımdı normal şartlarda. Olmadı. Ama bu ilerisi için iyi bir sinyal. Fenerbahçe bu maçta gerçekten ilk kez sezon başından beri en çok ikili mücadelelerde diri kaldığı maçlardan biriydi diyebiliriz. 112 tane ikili mücadeleye girmiş Fenerbahçe bu maçta ve bunların 65'ini kazanmış. Yani %58 gibi ikili mücadelelerde üstün olma durumu var Kasımpaşa'ya karşı. Genelde fizik performansını eleştirdiğimiz bir takım için iyi bir yüzde. Yani yukarı doğru bir gidişat var, onu görebiliyoruz. Lemos Gustavo olayıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yani Lemos gibi elinde stoper varken Gustavo'nun tercih edilmesi Lemos transferinin yanlış olduğunu ve bundan sonra düşünülmeyeceği algısını uyandırdı bende. Ki Gustavo'nun stoperde oynadığı zaman ne kadar iyi bir şekilde orayı organize ettiyse Tisserand'ın performansını da arttırdı. Oraya bilinçli bir organizatör geldiği zaman defansın ne kadar farklı hareket ettiğini de göstermesi açısından iyiydi. Yani çok önemli bir örnekti. İşte biz bu son 2 yılda 9 tane bir tane Gustavo ayarı stoper transfer edemediğimiz için eğer bu böyle olmasaydı, yani bizim Gustavo ayarında bir stoperimiz, bir tane stoperimiz olsaydı şu anda eminim bundan önceki 2 senede bu senede en az 10-15 puanımız daha fazla olurdu. Ozan'a da bir parantez açmak istiyorum. Maç boyunca eleştirildi. Ancak Volkan arkadaşımızın da mutlaka programda değineceği üzere, ki tahmin ediyorum değinecektir. Böyle bir rahatsızlıktan sonra bu kadar az antrenman yapmasına rağmen, belki de hiç antrenman yapmamasına rağmen dün gösterdiği performans hiç kötü değildi. Özellikle 3. golde önce topu kesmesi, sonra topu sürmesi, ondan sonra da Ferdi'ye verdiği asist üst düzey bir futbolculuk örneğiydi. Bunları daha fazla yaparsa Fenerbahçe'de, bundan 1-2 tane her maçta standart haline getirirse bunları yapmayı, muhtemelen Fenerbahçe'de kalmayacaktır. Bizim de son 2-3 sene sattığımız iyi bonservisli futbolcular kafilesine katılacaktır diye tahmin ediyorum. Maçla ilgili birkaç görsel çıkardım. Onları da paylaşmak isterim sizinle. Öncelikle bu ilk tabloya baktığımız zaman maç dengede geçmiş. İstatistik olarak. Hatta Kasımpaşa bizden daha iyi oynamış bile diyebiliriz bunun için. Çünkü atılan şutlara ya da kornerlere baktığımız zaman Kasımpaşa bizim yarı sahamızda daha da fazla etkili olmuş gibi görünüyor. Ama sonuç olarak girdiğimiz pozisyonları daha iyi değerlendirmişiz. Zaten burada ilk kez, yani bu rating tablosunu size sezon başından beri veriyorum. İlk rating tablosunda ilk 5'te 5'i de Fenerbahçe'ydi. Yani bu maçı biraz da futbolcularımızın ilk kez bireysel
performansının öne çıkmasından dolayı kazanmışız. Tiam konusunda zaten bunu hemen çok konuştuk. Hem ben söyledim, hem Volkan geldiği zaman söyledi. Erol da katıldı buna. Tiam şu anda belki Fenerbahçe'nin santraforu olacak olağanüstü bir santrafor değil ama şu andaki elimizdeki santraforlar içinde nokta santrafora en uygun oyunculardan bir tanesi. Hem vuruşu, hem kafa topu alışı, hem de diğer konularda pres yapışı. Benim bir numaralı forvet adayım Tiam. Ben kendi adıma söylüyorum. Tabii hocası daha iyisini bilir. Samatta'yı daha çok kanat tarafına kullanıp Tiam'ı merkezde kullanmayı tercih ederdim. Bu maçta Tiam merkezde kullanıldığı zaman neler yapabileceğini gösterdi. İnşallah devamı da gelir diyorum. Pelkas için de geçen hafta yine aynısını söyledik. Pelkas'ın en verimli olacağı yer forvet arkasıdır diye. Bu hafta öyle oynadı. Sonucunu aldı. Çok güzel bir asist yaptı. Maçın genelinde zaten asistin dışında oyunu yönlendiren, Fenerbahçe adına oyuna akıl koyan kişiydi. O yüzden Pelkas'ın da bu performansının devam etmesini umuyorum. Bir cümlede Sadık için söylemek istiyorum. Sadık belki takımdaki en üst düzey reytinge sahip oyuncu değil birçok açıdan. Ama bana göre karakter reytinginde Fenerbahçe'nin ilk 3 oyuncusundan biridir. Şimdi bu ikinci tabloda da genel olarak Fenerbahçe'nin durumunu gösteren birkaç bilgi var. Bunlardan bir tanesi daha evvelden çok bahsettiğim Fenerbahçe'nin İlk yarıda gol atamama sendromu ile ilgili. Bu hafta iki tane atmamıza rağmen sonuçta genel tabloda hala gollerin çoğunu ikinci yarıda buluyoruz. Ama tam tersi yediğimiz gollerin çoğunu da ilk yarıda yiyoruz. Özellikle ilk 10 dakikada. Bu maç özel böyle bir şey olmadı. Ama sonuç olarak bu da bir istatistik olarak. Önemli bir istatistik olarak bana göre. İlk 10 dakikada gol yemediğimiz zaman bizim o maçta başarılı olma ihtimalimiz daha yüksek oluyor. Takımın en çok gol ve asist yükünü çeken oyunculara baktığımız zaman burada. En çok gol atan oyuncusu Ozan Tufan. Tabii bu enteresan bir olay. Ozan Tufan'ın en golcü oyuncu olması. Sonra Cisse ve Sosa geliyor. Yani golcülerimizden sadece Cisse ilk üçte. En çok asist yapan oyuncu da Caner Erkin. Sonra Pelkas var. Yine Ozan Tufan bu listenin üçüncü sırasında. En çok gol atan takım olarak ikinciyiz şu anda. 31 golle Beşiktaş en çok gol atan takım. İkinci de biziz 30 golle. Bizim gollerimizi atanlar çok homojen. Yani takımın geneline yayılmış durumda. Bu belki golcüler için çok iyi bir sinyal olmasa da ama takım için iyi bir sinyal bence. Çünkü bu şekilde bir takıma rakibin tedbir alması biraz daha zor olur. Golün nereden geleceği belli olmayacağı için, takım oyuna dayalı olduğu için ben bunu handikap olarak değil, daha çok avantaj olarak görüyorum. Biraz golcülerimizin performanslarını da arttırması gerekiyor. Bir enteresan tablo daha var burada. Fenerbahçe herhalde bütün lig tarihinde bilmiyorum. Bunu Bülent bilir. Canlı yayında olsaydım Bülent'e sorardım. Deplasmanda aldığı puanların evinde aldığı puanlardan daha fazla olduğu bir lig yaşanmış mıdır burada? Bundan önce bilmiyorum ama bu açıdan da enteresan. İçeride 12 puan almışken dışarıda 18 puan almayı başarmışız. Bu gerçekten enteresan bir durum. Dışarıda lideriz. Dışarıda alınan puanlara göre lideriz. İçeride daha kötüyüz. Umarım dışarıda puan kazanmaya devam ederiz bu şekilde. İçeride olan eksiğimizi de zaman içinde kaparız. Yeri gelmişken ben Hakan Yandaş'a bir parantez açmak istiyorum. Kendisini yeri geldi eleştirdik. Ama bu maçta gerçekten üzerine bir şeyler katarak gittiğine dair birçok sinyal verdi bize. Bunlardan bir tanesi adam geçme konusunda ki bizim en büyük sıkıntımızın olduğu yerlerden bir tanesi. Bunu genelde Perotti ile aşmayı planlıyorduk. Bu maçta mesela Mert Hakan Yandaş 5 kere adam geçerek bu eksiğimizi kapatan, mesafe kat etmemize yardımcı olan oyuncuların başına geldi. Ayrıca bunun dışında ciddi sayıda ikili mücadele kazandı ki bu devamlı eleştirdiğimiz fizik kalitesini ileriye taşıdığına dair bir gösterge. Şimdiki tabloda da Valencia sorunsalı var. Şimdi seyredenlerin sen de ne kadar Valencia düşmanısın dediğini duyar gibiyim. Aslında öyle bir şey yok. Ben bütün Fenerbahçeli futbolcuları çok seviyorum. Bence Valencia iyi bir futbolcu da olabilir. Öyledir de. Ama kanat mevkisinde bize fayda sağlamadığını düşünüyorum. Dünkü oyununa baktığım zaman da herhangi bir ilerleme sağlamadığını söyleyebilirim kendi adıma. En azından bu benim görüşüm. Mesela burada istatistikler var. Sinan Gümüş'ü ve Ener Valencia ki Sinan Gümüş'ü bayağı bir eleştiriyoruz biliyorsunuz. Buna rağmen Sinan Gümüş dün Ener Valencia'dan daha fazla bir şeyler yapmaya çalışmış. Şut atmış, orta yapmış, bir şeyler yapmış. Valencia'nın istatistiğine bakın, tertemiz. Sadece bir tane şut pası vermiş. Başka hiçbir şey yok. Genel olarak baktığınız zaman 10 maçta oyuna girmiş. Şu ana kadar bir gol bir asisti var. Yani 5 maçta bir skora katkısı var. Futbolcuların yayıldığı tabloya bakın lütfen. Orada da 13 numaranın yani Ener Valencia'nın 29 numara kanatta oynayan Sinan Gümüş'ün ne kadar gerisinde oynadığını, hatta Pelkas'ın bile gerisinde oynadığını, hatta Mert Hakan'la birebir aynı mevkide oynadığını görebilirsiniz. Yani geriye kaçmış oynarken. İleriye gitmemiş fazla. Niye bilmiyorum. Öyle bir görev verildiyse. Şimdi şu var. Ener Valencia daha çok mücadele ediyor. Top kapıyor. Tamam. Güzel. Bunu kabul ediyorum. Zaten burada da görebilirsiniz. Dünkü maçta Ener Valencia 3 tane top kapmış. Çok güzel. Kimse bunu inkar etmiyor zaten. Ama top kapması, defansa yardım etmesi Fenerbahçe'nin sol ya da sağ açı için bir numaralı kriter midir? O zaman Sadık'ı koyun oraya. Sadık da top keser sol açık ve sağ açıkta. O da en azından 10 maçta bir gol atar belki de. Kafayla mafayla atabilir yani. Anlatmak istediğim olay Valencia o kanatta oynadığı müddetçe şu ana kadar bize bir katkı sağlamadı. Ya da Fenerbahçe'nin kanat oyuncusunun sağlayacağı katkıyı sağlamadı. Bundan çok daha az dakika oynayan Perotti'nin 3 golü var mesela şu ana kadar. Şimdi Ener Valencia'yı savunmak için böyle
abuk subuk bazı istatistikler paylaşıyorlar. Mesela işte oynadığı maçlarda 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik bir mağlubiyet almışız. Oynamadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet almışız. Yani şimdi sanki bütün sebep o maçlarda kazanmamızla kazanmamamızla ilgili Valencia ile alakalı. Şimdi 11 oyuncu giriyor maça. 5 tane yedek giriyor. 16 oyuncu var. 16 oyuncunun 15 oyuncusunun sizce bu maçta daha çok etkisi yok mudur bu skorlarda? Yani bence bu saçma sapan bir istatistik. Valencia'nın kişisel istatistikleri üzerinden konuşup benim haksız olduğumu söyleyebilirsiniz bu konuda. Katılırım, tartışırım. Ama takım istatistikleri üzerinden 16 kişinin oynadığı bir maç üzerinden o adamın kadroda olmasını göz önüne alaraktan bunu bir Valencia istatistiğine çeviremezsiniz. Bu yanlıştır. Matematiksel olarak yanlıştır. Umuyorum ki Valencia beni haksız çıkarır. İleride çok daha büyük katkı sağlar. Ama bana göre Valencia'nın katkı vereceği yer kanat değil, ikinci forvet mevkisidir. İleride de bunu göreceğiz. İnanılmayı çok isterim. Burada Fenerbahçe'ye gösterilen kartlarla ilgili bir istatistik var. Luis Gustavo en çok Fenerbahçe'de kartı gören oyuncu. Tamam, bu normal. Ama 90 dakikada bir görülen karta baktığınız zaman bu konuda bir numara açık ara Sinan Gümüş. 90 dakikada 1,22 kart görmüş. Neredeyse 70 dakikada bir kart görmüş. Bir şeyler yapmak istiyor görüyorum. Bazen çok büyük hatalar yapsa da dünkü geri pas gibi. Bu konuda dikkatli olması lazım. Yoksa yarın öbür gün bizi bu maçın ortasında yakar. Son olarak ilk dörtteki takımların hücum performanslarını gösteren bu tabloyla diyeceklerimi tamamlamak istiyorum. Bu tabloda her takımın kaç şut attığı ve o şut karşılığı kaç tanesinin gol olduğu, gol atma yüzdesi görünüyor. Bu konuda biz Fenerbahçe olarak Galatasaray ve Alanyaspor'dan daha iyiyiz. Beşiktaş'ta ise daha kötüyüz. Ortalamadayız aşağı yukarı. Yani o kadar da kötü değiliz aslında attığımız şutları gole çevirmek konusunda. Enteresan bir şekilde Alanyaspor bu konuda en zayıf olanı. Bütün 3 büyüklerden daha fazla şut çekmişler ama gole çevirme oranları çok düşük. Sonra Galatasaray geliyor, sonra Fenerbahçe ve sonra da Beşiktaş. Hani Sergen Yalçın bayağı bir şikayet ediyor ya işte birçok şeyden. Bunu da bir köşeye koysun. Çünkü şu ana kadar çok şanslılar. Şut attıkları pozisyonları gole çevirmek konusunda bu şansları devam etmediği zaman Sergen Hoca'nın neler söyleyeceğini de çok merak ediyorum. Sırada Alanya maçımız var. Alanya maçından sonra da inşallah güzel şeyler konuşuruz. İnşallah galibiyet konuşuruz. Bu seriyi devam ettirmek çok önemli. Hiç rakibe bakmadan vura vura geçmemiz lazım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.